Türkiye'deki bütün siyasilere düşen görev uluslararası kamuoyunda sürekli Hamas başta olmak üzere oradaki bütün direniş gruplarına destek sunmaları, uluslararası kamuoyunda oradaki bütün Müslümanların kendi vatanlarını savunduğunu, ümmetin namusu olan Mescid-i Aksa'yı savunduğunu ve Mescid-i Aksa öyle bir emanettir ki bize Hazreti Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin, Sultan Abdülhamid'in bizlere emanetidir. Aslında orada onlar ümmetin namusunu koruyorlar. Onlar Mescid-i Aksa için canlarını veriyorlar ve kendi vatanlarını savunuyorlar. Kime karşı? İşgalci terör çetesi İsrail'e karşı. İsrail işgalci çetesine karşı kendi canlarını, kendi vatanlarını ve ümmetin namusu olan Mescid-i Aksa'yı savunuyorlar. Dolayısıyla biz Müslümanlara da, özellikle Türkiye'deki Müslümanlara her alanda onlara destek çıkmaya, özellikle uluslararası kamuoyunda çok ciddi bir destek sunmamız gerekiyor. Sürekli hem bu konuyu gündemde tutmak hem de maddi manevi olarak ne tür ihtiyaçları varsa bütün İslam ümmetinin bir araya gelip Filistin için, Kudüs için, Mescid-i Aksa için oradaki Müslüman kardeşlerimize destek olması gerekiyor. Bir kamuoyu oluşturup uluslararası arenada Filistin'e destek sunmamız gerekiyor. Bu anlamda da genel başkanımız birden fazla siyasi partinin genel başkanlarıyla görüştü, yoğun bir trafik yürüttü ve görüşmeler sonucu bu pazar İstanbul Yeni Kapı'da Saadet Partisi ile Hüdapar ortaklaşa bir miting düzenleyecekler. Aslında daha önce Saadet Partisi ayrı yerde düşünüyordu. Genel başkanımız görüşüp ikisi ayrı yerle de olmasın, gelin hep beraber yapalım dedi ve bu çok makul karşılandı. İnşallah pazar günü Yeni Kapı'da Saadet Partisi Hüdapar'ın öncülüğünde bütün İstanbul halkı bir araya gelecek. Ben eminim ki civar illerden bile, İstanbul'a yakın illerden bile bizim halkımız gidecek ve çok yoğun bir destek sunacaklardır. Hepimizin gözü İstanbul Yeni Kapı'da olacak bu pazar günü. Maalesef evet, bu hakikaten bizim oturup düşünmemiz gereken bir durumdur. Suriye'den ya da başka bir yerden, Müslüman ülkelerden mülteciler gelince bazı bir grup var Türkiye'de, ayağa kalkıyorlar efendim. Bütün Türkiye'nin halkı bunu düşünmüyor ama bazı gruplar çıkıp bunun hakkında açıklamalar yapıyorlar. Efendim bunların burada ne işi var diye. Hatırlayalım, çok yakın bir zamanda Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'daki halk geldiği zaman kimse onlar için bir şey söylemedi. Ama Suriyeliler için söylediler, Afganistan'daki Müslümanlar için söylediler. Fakat onlar için söylemediler. Ve şu anda biliyorsunuz ki İsrail'in dört bir tarafında maalesef oradaki Siyonistler kaçıyorlar, memleketlerini terk ediyorlar ve birçok ülkeye gidiyorlar. Türkiye'de bunlardan birisi, Türkiye'de geliyorlar. Ben de onlara soruyorum, siz madem biz mültecilere karşıyız diyoruz, hiçbir mültecileri istemiyoruz diyorsunuz, o zaman çıkın Siyonistlere karşı da deyin ki biz işgalci İsrail'den kaçıp gelen mültecileri istemiyoruz diye açıklama yapın. Biz de sizin samimiyetinize inanalım diye tabii ki halk da bu soruyu sorar onlara.